Pazar gününde Ekmek ve Gül'e hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün aslında pek çok meseleyi bir arada konuşacağız. Gündem çok yoğun, her seferinde bunu söylüyoruz. Biz kadınların da tabii ki bundan nasibini aldığı oluyor. Ama bugün hazır şöyle herkesin izin günüyken sizlere aslında TÜYAB'a götürelim istedik. Biliyorsunuz dün başladı kitap fuarı. Beylikdüzü'nde olsa da öyle hemen ha deyince gidemesek de biz ekranlarınıza bugün belki de getirmeye çalışacağız efendim. Aynı zamanda kadın yayın evlerinin de biliyorsunuz fuarda bir programı var. Dünya Yayın Evi'nden Ayşe Düzkan bugün bizlerle birlikte, aynı zamanda Evrensel Basın Yayın'dan ve Evrensel Kültür Dergisi Yayın Kurulu'ndan Sevda Aydın sevgili arkadaşım bugün bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir fuarın aslında gündemine bakacağız. Bu sene Türkiye sineması, çünkü teması sinema ve kitabın buluştuğu noktada kadınların payına ne düşüyor, biraz oralara bakacağız. Önce isterseniz Ekmek ve Gül'de bugün neler var ona bakalım. Ardından konuklarımızla tanışalım ve sohbetimiz başlasın. Ekmek ve Gül'ü hafta içi izleyemeyen kadınlar, haydi ekran başına. Hafta içi bölümlerimizden sizin için seçtiklerimiz ve çok daha fazlası Ekmek ve Gül'de. Gül Dünya Yayın Evi ve Evrensel Basım Yayın Editörü Kadınlar, kadın okurlar için TÜYAP programını Ekmek ve Gül'e getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından Kobane'ye uzanan Kız Kardeşlik Köprüsü'nden notlar, dünyada kadınların haline, ahvaline dair pek çok şey Ekmek ve Gül'de. Günün sözünde kadınların yaşamına değenleri masaya yatırıyor, hayatımızı kolaylaştıracak güzel fikirleri sizlerle paylaşıyoruz. Ekmek ve Gül, kadınların yaşamına renk katan konu ve konuklarıyla birazdan başlıyor. Bizden ayrılmayın. Bugün sevgili konuklarımla sizleri öncelikle tanıştırmak istiyorum efendim. Aslında VTR'mizde tanışmış oldunuz ama ben yine de söylemek istiyorum. Az önce de Ayşe söylüyordu. Ben çok sık sık geliyorum aslında. Çok da yabancılık çekmiyoruz artık diye. Gerçekten öyle. Yani kadın alanında yapılan şeyler çok değerli. Dolayısıyla hep birbirimizle bir koordine halinde aslında bütün bunları görmeye çalışıyoruz. Nitekim kitap fuarı da onlardan birisi. Kadın yayın evleri de özellikle bu süreçte Gül Dünya Yayın Evi yine fuar içerisinde yer alıyor. Yeni kurulan bir yayın evi. O yüzden fuardan önce aslında biraz nasıl kuruldu, nasıl bir araya geldi, nasıl bir kolektif çabanın ürünü onu sormak istiyorum. Öncelikle tabii isim bize yabancı değil ama izleyicilerimiz açısından bilmiyoruz. Bilmeyen olabilir diye düşünerek Gül Dünya Yayın Evi ismini nereden aldı onu sormak istiyorum. Gül Dünya Yayın Evi ismini Gül Dünya Tören'den aldı. Gül Dünya Tören abileri tarafından işte namus cinayetinde kurban gitti. Ama şöyle bir farklı hikayesi var. Abileri Gül Dünya'yı yaraladı. Hastanedeyken kapıdaki korumalar ailesinden olduğu için abilerini tekrar içeri alınca öldürme. Yani işlerini tamamladılar, yapmak istediği şeyi tamamladılar ve adı da çok güzel. Gül Dünya çok güzel bir isim. Ve o anlamda aile içi şiddete karşı çıkan kadınların simgesi olmuş bir isim, evet, bizim için Gül Dünya Tören. Onun adını böyle pozitif, güzel bir şeyle bir yayın evinde yaşatmak. Yani isim ararken bir arkadaş önerdi kolektifimizden. Herkes de çok beğendi. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Gül Dünya'nın adını ve hani biraz da şöyle bir benzetme de var. Hakikaten dünya belki gül kadar güzel olabilir, evet, şeyle. Kadınların mücadelesiyle değil, öyle koyduk yani adını. Gerçekten Gül Dünya deyince biz onun gelinlikli ve kucağında, evet, çocuğuyla fotoğrafını hatırlıyoruz. Ve aslında pek çok kişinin, o fotoğrafı gören kişilerin hafızasından uzun bir sürede silinmeyecek herhalde. Evet. Bir yayın evine ismini vermiş olmak da ayrıca aslında belki o yaşasaydı çok mutlu olacağı bir, evet, şeydi. Evet, en azından onun hatırasını, anısını yaşatmak. Belki bir yerlerde bizi görüyordur ve bundan mutlu oluyordur falan. Böyle bir şeyi var yani. Evet, aslında yayın evinin çıkardığı ve hazırlık aşamasında olduğu pek çok kitap var. Ama öncesinde biz yine de izleyicilerimize bir hatırlatmak istiyoruz Gül Dünya'yı. Onu bir izleyelim isterseniz. Ardından sohbetimize devam edelim efendim. Gül Dünya Tören 1 Mart 2004 tarihinde henüz 22 yaşındayken evlilik dışı çocuk doğurduğu gerekçesiyle erkek kardeşleri tarafından Bakırköy Devlet Hastanesi'nde öldürüldü. Bir akrabası tarafından tecavüze uğramış ve hamile kalmıştı Gül Dünya. Aile meclisi öldürülmesine karar vermişti. Namus gerekçesiyle işlenen tüm cinayetlerde olduğu gibi cinayet hem ailenin küçük erkek çocuklarına işletilmiş, böylece hem haksız tahrik indiriminden hem de yaşı küçük erkeklerin işlemesinden dolayı az ceza alması hedeflenmişti. Gül Dünya aile meclisinin kararının ardından İstanbul'a kaçarak akrabalarının yanına sığındı.
Ama kardeşleri tarafından bulunarak sokak ortasında vuruldu. Hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinin polisin gözü önünde 12 saat sonra yine kardeşleri tarafından hastanede öldürüldü. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, olayda polisin herhangi bir ihmali olmadığını söylerken, annesi cenazede ne aşirete ne de oğullarıma karşı çıkabilirdim dedi. Kadınlar cenazeyi sessiz ve uzaktan izlediler. Gül Dünya'nın çocuğunun adı Umut. Her şeye rağmen umutlu olmak istedi belki de, kim bilir. Gül Dünya kucağında bebeği ve bir de gelinlikle çektirdiği fotoğrafını, ismini bıraktı bizlere. Kadınları öldüren, ezen, sömürenleri öfkemizle birlikte. Gül Dünya'yı hatırlamış olduk böylece ve oğlunun ismi Umut. Gerçekten belki de o da pek çok kadın için bir umut oldu aynı zamanda. Özellikle de yayın evine de ismini verdikten sonra bu yayın evi aynı zamanda kadınların mücadele deneyimlerini de ortaya koyan kitapları basacak, öyle değil mi? Evet, yani biz bir feminist yayın evi kurmaya karar verdik. Hı hı. Öyle yola çıktık. Bir grup kadın olarak daha önce Pazartesi'ni çıkaran Kadın Kültür ve İletişim Vakfı'nı devam ettiren kadınlarız. Ama feminist yayıncılık sadece şunu içeren bir şey değil, sadece mücadele deneyimlerini içeren bir şey değil. Aynı zamanda bir kere kadınların görünürlüğünü, yani çeşitli alanlardaki görünürlüğünü ortaya koymayı hedefliyoruz. Kadınların kaleminden özgürlükçü edebiyat basmayı düşünüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Kendi adıma ben iki romanı okuyarak feminist oldum. Marilyn French'in Kadınlara Mahsus ve Kanayan Yürekler romanlarını okuyup bitirdiğim zaman evet ben de bu fikirdeyim artık bundan sonra demiştim. Siyasetle ilgileniyordum ama edebiyatın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bize güç verdiğini kadınlara, özgürlükçü edebiyatın. Böyle bir şeyimiz var. İki kitabı çıkardık şu ana kadar. Bir tanesi Yoko Ono'nun, hani Beatles'ı dağıttığı iddia edilen kadın Yoko Ono'nun Meşe Palamudu kitabı. Çizimlerinden ve haiku geleneğinden ilham aldı diyebileceğim şiirlerinden oluşan bir kitap. İkinci kitabımız Rusya'da Putin'e karşı çıkan ve bu sebeple hapse atılan Pussy Riot grubunun mahkeme sürecindeki savunmalarını, onlarla ilgili yazılanları anlatıyor. O kitabın çok yararlı olduğunu düşünüyorum Türkiye açısından. Çünkü iktidarla dini otoriterin işbirliğine karşı bir eylem yapıyorlar. İşte kilisede bir gösteri yapıyorlar ve onun üzerine tutuklanıyorlar. Ondan önce de çok çarpıcı performansları olan bir grup. Yani her yerde korsan konserler veriyorlar. Evet. Feminist bir grup. Onların deneyimini anlatan bir kitap. Üçüncü kitabımız da çok yakında çıkacak. Güney Asya feminizmleri üzerine. Hı hı. Türkiye'de aslında çok bilemiyoruz değil mi? Yani evet, biraz yabancı kaldığımız bir evet alan. Türkiye'de şöyle bir algı vardır. Feminizm sadece Avrupa'da ve Amerika'da olur. Hayır. Hindistan'da çok güçlü bir feminizm vardır zaten. Ama sadece Hindistan değil, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş'te var kitapta. Hı hı. Oradan makaleler de var. Biz biraz zaten aslında bir sürü feminist kitap basıyor. Yani Sel gibi, Metis gibi, hı hı, bir sürü yayın evi. Şimdi kimse, hatta Evrensel gibi, evet, demin Sevda ile konuşuyorduk. Çok istediğimiz bir kitabı Evrensel aldı biz kurulurken ve helal hoş olsun dedim yani. Ama bir sürü kitap yayın evi basıyor bunlar ama hem bir kere piyasanın şeyi oluyor. Evrensel için demiyorum bunu ama birçok yayın evi için haklı olarak piyasanın belirlediği bir şey oluyor. Ne satıyorsa o basılıyor yani. Evet. İkinci bir şey, akademide çok feminizm okunduğu için akademi de çok belirleyici oluyor. Ama biz biraz hareketin önceliklerini, hareketin taleplerini, hareketin gündemini takip etmeye çalışacağız. İkinci bir algı var, sanki doğumuzda ve güneyimizde feminizm yok gibi, kadın hareketi yok gibi. Yani bu böyle batılı bir şey gibi. Yani sadece hani işte Amerika'da, Belçika'da falan olan bir şey. Bu böyle değil, böyle bir şey yok. Biraz onudan şey yapmaya çalışacağız. Onu, o algıyı kırmaya ve gerçekliği yansıtmaya çalışacağız. Ki o bahsettiğim bölgelerde bu kadar çok tekstil işçisi kadın varken, kadın nüfusu bu kadar fazlayken ve işte Hindistan'da biz görüyoruz en son kadınların yine tecavüzcülere uyguladıkları cezalandırma yöntemlerini ya da işte tartışılan bir takım şeyleri. Dolayısıyla oradaki şeyi taşımak da çok çok önemli olacak hakikaten. Fuara da hemen geçecek olursak, şimdi gerçekten yoğun bir program ve bu sene 33.sü düzenleniyor. Sevda, hemen sana sormak istiyorum. Bu sene fuarda bizi ne bekliyor hakikaten? Tema sinemanın 100 yılı oldu. Evet.
Aslında çok farklı bir şey. Sinema ve edebiyat pek çok alanda ve kesişen dönemler yaşamıştır. Bu yılda Türkiye sinemasının 100. yılı olarak kabul edildiğinden TÜYAP Kitap Fuarı ana temasını buna çevirdi. Dolayısıyla fuarın programına baktığında işte sinemanın, edebiyatın bol bol konuşulduğu söyleşiler, paneller, imza etkinlikleri vesaireler oluyor. Yaklaşık 850 yayın evi katılıyor bu yıl fuara. 270-300'e yakın etkinlikten bahsediliyor. İşte 16 Kasım'a kadar devam edecek. Tabii bu etkinliklerde ağırlıklı yönü sinema oluşturuyor. Bir yandan da işte sinema yazarı Atilla Dorsay'ın Onur yazarı olarak seçilmesi bu etkinlikleri pekiştiren pek çok ayrıntıyı da orada birleştiriyor. Çok renkli şeyler var, görüntüler var fuarda dünden beri. Keza internetten, televizyondan da izliyoruz. Biraz belki şeyden bahsedilebilir. Sinemayla dediğimiz gibi işte edebiyatın buluştuğu bir alan olduğu için bu yıl fuar. Aslında genel olarak kitap fuarı takipçilerinden biraz daha farklı yüzleri de yapıyor, misafir ediyor. İşte kimler diyebiliriz? Sinemacıların mesela çok fazla göründüğü bir şey olacak, bir hafta sürecek. Onların katıldığı söyleşiler var. Türkiye sinemasının çeşitli yönlerine dair başlıkların olduğu, konuşulduğu etkinlikler var. Ve yine aslında sinemacının anlattığı bir olacak. Hani etkinlikler aynen öyle devam edecek. Aslında çok kapsamlı. Hani neresinden başlasam da toparlasam dediğim bir şey. Çok renkli, çok kapsamlı, çok katmanlı, dolu dolu bir hafta olacak. Bir taraftan da Altın Portakal çok yakın süreçte ödül töreni gerçekleşti. Çok tartışmalıydı. Sansür artık her yerde hayatımızın, yani film festivallerinde, işte kitaplarda, tiyatrolarda. Bunun en çok nasibini yine biz kadınlar alıyoruz aslında. Dolayısıyla bu sansür denilen, yasak denilen şeyin ucu her zaman kadına dokunan bir yere geliyor. Herkes herhalde kadın sinemacıların da söyleşilerinde vurgulayacağı noktalardan birisi olacak bu. Tabii kuşkusuz. Yani bütün sinemacıların aslında bu yıl konuşacağı ana maddelerden biri sansür olacak. Çünkü karşınızda hani tartışabileceğiniz, yapılan sansürü tartıştırabileceğiniz bir muhatabınız yok. Bu sansür değildir deyip işte şurasını biçelim, burasını yapalım bilmem ne, bu böyle de olur ve böyle yaptığımızda sansür değildir diyen bir zihniyet var karşımızda. Dolayısıyla sansür neydi, ne değildi, nerede nasıl uygulanırsa sansürdür ya da sansürün iyisi kötüsü olur mu, olmaz mıyı? Sinemacılar tabii başa gelen çekilir formunda biraz konuşacaklar. Fuarda da sansürün illaki konuşulacağı şeyler olacak, yerler olacaktır. Olması da gerekir aslında, çünkü Portakal bu süreci karşı tarafın, yani sansürü uygulayan kurumun sessizliği ve aslında o tartışmaları bir şekilde işte kişiselleştirme ya da kişisel algılayıp sansürün tartışılmamasına neden olan bir süreçle bitirdiği için sinemacılar da kendi yaşadıkları sorunu çözüm üretecekler illaki. Evet. Fuarda da bu kadar sinemacı yan yana gelince, sinema meraklısı ya da sinema sever, sinema öğrencisi, sinema yapmak isteyen genç yönetmen, genç senarist vesaire yan yana gelince illaki en büyük dertlerinden, en büyük yaralarından bahsedecekler. Kesinlikle. Ve aslında Yeşilçam sanatçıları da olacak değil mi söyleşileri arasında? Tabii. Onlar da var. İlginç bir buluşma olacak orası kesin. Bakalım neler yansıyacak. Ama Ayşe'nin söylediklerine de dönmek istiyorum bir taraftan. Posterite kadınlarından bahsettin sen Ayşe. Evet. Biz kısa bir video var, onu izletelim istiyoruz. Yayın evinin sitesinden aldığımız. Efendim bir izleyelim, siz de tanışın kimmiş bu kadınlar. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Thank you.
сортир. Гей прайд отправлен в сортир. Двухочковый туалет приоритет. Приговор России, режим общий, 6 лет. Путин научит тебя любить родину. Oldukça hareketli ve ilginç bir video. Bir taraftan da aslında çok fazla sayıda varmış. Yani bu bir kolektif ve şey diyorlar. O başlarındaki şeyin Rusça'daki adı balaklava. Hı hı. Ve sadece siyah kullanmıyorlar. İşte güvenlik görevlerini falan hatırlattığı için. Hı. Renkli bir balaklava başına takmış her kız bizdendir diyorlar. Bir pusura aittir ve hı hı. Sürekli korsan gösteriler yapıyorlar. Ve tutuklandıklarında işte kilisede mihrapta bir gösteri yapıyorlar ve bir şarkı söylüyorlar. Şarkının adı Meryem Ana, Putin'i başımızdan def et. Ondan sonra tabii Putin buna hoşgörüyle bakmıyor ve çok ağır işte yargılandılar, hapse atıldılar. Hı hı. Zaten kitapta oradaki mahkeme savunmalarını ve şeyi anlatıyor. Başkalarının onlarla ilgili söylediklerini, şey şarkı sözleri var, çok çarpıcı şarkı sözleri var. Bir yandan da bize yani feminist eylemciliğin çok farklı biçimlerinin olabileceğini gösteren bir grup diye düşünüyorum. Yani sadece hı hı. Şey değil, çok da ağır baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. Tabii şimdi buradan görününce belki çok bunu hissedemiyoruz ama Rusya'da yaşayan kadınlar açısından Putin'in ciddi bir baskı aracı ve şey olduğu söyleniyor her fırsatta. Hem öyle hem de şöyle bir şey var. İlk defa o seçimde 95 yıldır falan kilise patrik şey diyor, Putin'e oyunuzu verin diyor. Evet. Aslında bu siyasal iktidarla dini otoritenin işbirliği bizim de çok iyi bildiğimiz. Evet, hiç dinin siyaseti, evet dinin siyasete alet edilmesi o açıdan özel olarak ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve yani farklı bu deneyim. Evet. Şimdi ben şöyle arşivimizi de karıştırırken eski kadın dergilerini buldum. Böyle pazartesi mesela. İkinci dönemi pazartesinde. Pazartesinin ikinci dönemi. Mutfak cadıları bu çok çok eski değil ama pazartesi ona göre daha şey herhalde. Somut, Yasko Somut'un 4. sayfası kadınların dine çıkardığı. İlk feminist yayıncılık o. Evet, ilk feminist yayıncılık bu aynı zamanda ve yine çok aslında bugün hala bizim konuk ettiğimiz hareketin içerisindeki kadınlar yazmışlar. O sayfanın editörlüğünü yapmışlar belki de. Pazartesi'nin bu ilk zamanları herhalde. İlk dönemi Pazartesi'nin ilk dönemi o da evet. Kapakta da şey değil mi? Ayşenur Arpinç var hakikaten. Evet. Şimdi şundan dolayı aslında biraz da bunları getirdim. Yayıncılık kadınların çok aşina olduğu ve aslında tarih Osmanlı'nın son dönemlerinden beri Türkiye'de yaptıkları bir şey. Evet. Buna neden ihtiyaç duyuluyor acaba diye de böyle herkesin kafasında bir soru vardır gerçekten. Ama herhalde engellendikçe biz bir şeyleri kalıcı kılmak istiyoruz. Ne dersin? Yani politik derdin varsa yayıncılık yapacaksın. Bundan başka bir şey yoktur yani. Onun da birkaç şey var. Teori, güncel politika, öznenin görünürlüğü yani kadınların görünürlüğü ve şey söylediklerimizin gerçek hayattan doğrulanması yani edebiyat. Zaten edebiyat dediğiniz özellikle roman neredeyse bir kadın sanatı olarak gelişmiş. Çok ilk ortaya çıktı. Evet. Yani Jane Austen'lar, Bronte kardeşler falan. Bu bizim deneyimimiz diye düşünüyorum. Yani kadınlar bazen erkek isimleriyle yazmışlar. Yani o şey... Aşktan bahsetmişler. Olay orada zaten cereyan ediyor. Büyük ölçüde yani kadınla erkek arasındaki tahakküm ilişkisinin cereyan ettiği bir alan. Hepimizin başından geçiyor. Yabancı bir hikaye değil ne kadınlara ne erkeklere. Bizim ilk yayınımız, bizden önceki kuşağın ilk yayını Somut Gazete Dergisi'nin 4. sayfasıydı. Benim kuşağım, ben 2. kuşak feministim. Ama ikinci kuşak dediysem ilk kuşak 15 kişi falan yani. Hakikaten şey. Kuşak dediysek 10-15 kişi falan. Tabii yani birkaç sene sonra katılanlar. Bizim ilk yayınımız Feminist Dergisi oldu. Onun da işte geçen sene yine bizim vakıf şeyi bastı. Bir derlemesini tıpkı basımını topla tıpkı basımını yaptı. Hala tartıştığımız konular. Bir yandan bir tarih deneyimi olarak kadınların tarihi çok unutuluyor. Yani ne yaptılar hani bazen şey gibi oluyor. Herkes kendi kadın mücadelesinin tarihini kendinden başlatabiliyor. Onu hatırlatmak açısından da güzel diye düşünüyorum. Başka deneyimleri çünkü
Bir yandan da şöyle bir şey var sanki mesela sosyalist mücadele için, komünist mücadele için okumak gerekiyor. İşte dünyayı takip etmek gerekiyor. Bölgede neler oluyor falan. Ama sanki kadın mücadelesi böyle kendi içimizden gelenlerle falan yapabileceğimiz bir şey. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kadınların da okuması ve çok meraklı bir konu. Çok şey var, dünyada farklı şeyler var. Farklı hayatlar var. Onu görmek açısından, onu yansıtmak açısından bir şey yap, biz de buna bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fuarda da Mor Çatı standında kitaplarımız. Mor Çatı standında olduğumuzu da söylemiş olalım. Şimdi aslında Sevda'nın söylediği şeyle de kadın yayıncılar arasında çok ciddi bir bağlantı var. Sansür denen şey. Hani bugün aslında kadının hem cinselliği ifade etmesi, hem yaşaması, yani hiçbir şekilde yanından yöresinden geçmemesini istiyor iktidar herhalde. En azından sadece cinsel olarak kullanılmasını istiyor. Evet, ve bizim iktidarımızın, bugünkü iktidarın heves ettiği, beğendiği ülkelerde kadınların cinselliğiyle ilgili anlatılar üzerine erkeklerinki kadardan daha fazla büyük bir baskı var. Zaten çoğunda, yani Suudi Arabistan'ı düşünsenize, araba kullanmak mesele. Bırak yayıncılık yapmayı, bırak cinsellikten söz etmeyi, politika yapmayı. Zaten gözünü diktiği ülkeler odur yani hani. Hani bir şey vardır, rol modeli var bizim iktidarın. Ortakları Müslüman kardeşlerdi, durum malum. Desteklediği IŞİD, durum malum ki zaten satıyor yani. Dolayısıyla bu sansür bizim açımızdan ikili bir şey var. Biz pazartesi de kadın cinselliğiyle ilgili bir köşemiz vardı. Ayıp köşede okurlarımızdan gelen cinsel fantezileri yayınlıyorduk. En çok ceza, en çok dava, bir sürü politik şey bastık. Dava açılan başka şehirlerde oldu ama en çok davayı ayıp köşe, ayıp köşeden geldi ve en rahatsız oldukları şey de sıradan orta yaşlı, orta halli, işte şey olmayan kadınların cinsellikle ilgili yayın yapmasıydı. Yani belki şey olabilir, porno mesela o kadar rahatsız etmiyor. Onun patriarka içinde bir yeri var. Erkekler için porno üretiliyor. O zaten poşette satılıyor falan. Ama olağan kadınların cinselliklerinden bahsetmesi dehşet verici geliyordu. Evet, şeye. Korkuyorlar bundan. Sinemada da yine zaten benzer bir aslında şeyle, süreçle yani, karşı karşıya. Tabii son olarak işte mesela Nem Formanyak aklıma geliyor. Orada bir kadın anlatıcı kendi seks günlüğü de diyebileceğimiz bir hikayeyi anlatıyordu. Kendisini anlatıyordu, kendi duygularını, kendi yaşadıklarını, ne hissettiğini, ne hissetmediğini. Kendisini de yargılayan aslında hani şey tamamıyla yargılayan demeyeyim tabii filme kaydık bir anda ama hani kendini eleştiren, zevk aldığından ne kadar çok mutlu olduğunu rahatlıkla söyleyebilen bir dile şeye hakimdi film. Nem Formanyak. Ama o da kadın anlattığı için belki de sansüre uğradı. Peki TÜYAP'ta yarın neler var Sevda? Biraz onu da aslında sormak istiyorum. Gerçi ben notlarımı alayım. Çünkü çok şey var. Şimdi yarın neler var demeden önce bence şeyden bahsedebiliriz. Bugün hala hazır, hala devam eden bir saat gerçi saat şey olmuştur. Artık biraz sonlara gelinmiştir ama. Yarın şöyle söyleyeyim. Tabii yani kitap fuarına giden herkes şunu bilir ki işte bir sürü yayın evi var. Yani 850 yayın evinden bahsediyorum. Evet. Her yayın evinin kendi yazarıyla işte imza günlerinin şey programı var. İşte TÜYAP'la birlikte organize edilen etkinlikler var, paneller, söyleşiler var. Yine sinemanın gündemde olduğu söyleşiler var. Bu arada Evrensel Basın Yayın'la birlikte Meltem Cumbul gelecek. Gelecek. Var. Onlar şurada 15 Kasım'da Meltem Cumbul'un katıldığı söyleşi, oyunculuk problemleri, yeni sinemada oyunculuk problemlerini konuşacaklar. Evet. Meltem Cumbul biliyorsun son sendikanın, Oyuncular Sendikası'nın genel kurulunda başkan seçilmişti. O günden beri şeyi var, bir hareketlilik var yeniden Oyuncular Sendikası'nda. Yeniden dediğim yaz sezonundan sonra tekrar gündemde. Kitap fuarında da işte sinema, oyunculuk, sinema teknikleri, yani tek başına işte Yeşilçam'ın ya da sinema filmlerin konuşulduğu şey değil, bir yön değil. Aslında sinemanın pek çok şeyi,
dilinden, kamerasına, çekim tekniklerinden, sinema yazımına, sinema okumaya bile uzanan pek çok yön var. Meltem Cumbul, Rıza Kocaoğlu, Kerem Fırtına ve Önder Çakar 15 Kasım'da 17.45-18.45 arasında yaklaşık bir saat sürecek olan bir söyleşiyle yeni sinemada oyunculuk problemleri nelerdir onları konuşacaklar. Bu arada Gülsüm Cengiz, Binnaz Öner, Senur Sezer gibi çok değerli ve önemli isimler de yine şeylerde olacak, söyleşiler arasında var. Şimdi aslında şey olarak bakınca fuar çok uzakta tabii, Beylikdüzü gibi bir yerde olunca kadınlar ha deyince gidemiyorlar. Ama keşke şöyle ilçelerden falan araçlar kaldırılabilse, değil mi? Böyle şeyler olsa güzel olabilir. İşte onu aslında şey, yani metrobüs işi kolaylaştırıyor diye bir şey var mı? Metrobüse binmek ve inmek gerçekten pazar günü olmasına rağmen, pazar günü mesela çok erken saatlerde ben metrobüsü kullanmışımdır. Yine sıkıntı. Evet. Dolayısıyla yani kitap fuarı, ne bileyim yani TÜYAP gibi bir şeyin yerleşkesin bir kere o kadar kentin o kadar dışında olması bile insanların fuarla ya da o yerleşkesinde yapılacak farklı etkinliklerle kuracağı ilişkiyi direkt baltalayan bir şey. İşte semtlerden araçlar gidiyor, şöyle gidiyor. İşte okullar düzenliyor bunu. Aileleriyle birlikte, öğrencilerle birlikte gidebilme şansınız oluyor. Ama bu da tabii başka bir organizasyonu, başka bir çabayı gerektiriyor. Tabii. Halbuki daha kolay, daha rahat bir ulaşım şeyi seçilebilirdi ya da bu oradan taşınabilirdi. Eski yeri şey olarak hani o kapsamda bir fuar karşılayacak büyüklükte olmayabilir. Hı hı. Gerçi kentin merkezinde maalesef öyle büyüklükte bir yerde çok kalmadı. Her yer tıkış tıkış apartman olduğu için. Hı hı. Ama bunu kolaylaştıracak bir şeyler olacaktır, olmalıdır diye düşünüyorum. Bugün mesela şeyde, sosyal medyada falan fuara giden yolculardan şeyler vardı işte. Selfiler, trafikten fotoğraflar, yine gidemiyoruz falan gibi böyle tweetler vardı. Fuar meğer Silivri'deymiş falan. Falan, evet, evet. Aynen o tadda. Bir yandan ama da, şey yani. Pardon, bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Şehrin merkezini Taksim varsaymakta bir dünya şey yani bir bakış açısı. Beylikdüzü civarında da çok insan var, yaşayan insan var. Kesinlikle. Oraya çok daha yakın bir dünya var ama Sultanbeyli'ye çok uzak, sıkıntı orada. Yani şey öyle olabilse, dolaşabilse yani hem bir orada bir orada. Çünkü İstanbul birkaç şehir gibi. Hı-hı. Ve aslında çok her fazla sene başka bir noktada. Hı-hı. Ama yine Beylikdüzü gibi gerçekten emekçilerin yoğun yaşadığı ve böyle fuar gibi etkinliklere rahatça gidebileceği yerlerde olsa dediğin gibi gerçekten iyi olabilir. İşte bir kez Sultanbeyli'de, bir kez Pendik'te gibi gibi. Belki yerel yönetimler bu. Hani sonuç olarak kitap fuarı işte yılda bir kere yapılsın. Herkes de o yılda bir kere yapılacak olan şeyi beklesin, oraya gitsin, hani çıldırsın falan. Hani böyle bir şeylerle yapılmadığı için bir ihtiyaca cevap olmak için yapıyor. Belki yerel yönetimlerin bu konuda bir şeyler yaparak hem yılda bir kez yapılmasını, o hasreti, özlemi giderecek bir şey olabilir. Hem de Beylikdüzü'ne ya da işte Sultanbeyli'ne gidemeyen okurların kendi yerelinde gidebileceği daha küçük kapsamlı olsa bir şey olur. Yerel yönetimde iş düşüyor burada yani. Kesinlikle. Yani perakende satış için aslında dünyada fuarlar daha çok ticari ilişkilerin yani kitap alınıp, kitap telifi alınıp satılan yerler daha mantıklı. Böyle bir şey için daha fazla kitapçı. Hı hı. Yani perakende satış için daha fazla devlet desteği, sansürsüz devlet desteği diyeyim. Sansürsüz devlet desteği, daha ucuz kağıt. Hı hı. Gibi şeyler, önlemler olabilir. Daha fazla çeviri fonu, daha fazla çeviri desteği. Çünkü biz vergi veriyoruz. Vergiler bize kitap olarak da, mesela sağlık hizmeti, eğitim hizmeti ve okunacak kitap olarak da geri dönmeli. Sadece cop ve gaz olarak geri dönüyor şimdilik. Hı hı. Yani hayal ettiğim dünyada bir şey var. Hani kitabın mümkün olduğu kadar ucuz olabilmesi. Hı hı. Bir de şey tabii. Yani yayın evlerinde çok kadın çalışır. Yayıncılık çok kadının çalıştığı bir sektördür. Edebiyat okurlarının çoğu kadın. Erkekler şey okuyormuş, gazetecilerin yazdığı kitapları okuyormuş daha çok. Diyorlardı, bilmiyorum.
Şey çok önemli. Birçoğu da evden çalışmayı tercih ediyor. Bağımsız çalışmayı tercih ediyor. Çünkü çocuklara bakılacak filan. Artık onların sendikalaşması mümkün. Bunu kısaca şey yapmak isterim. Evet, kesinlikle söyleyelim. Yani artık yayın evlerinde freelance denir. İşte serbest çalışanlar sözleşmeleriyle disk basın işe başvururlarsa sendikalı olabiliyorlar. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan da kültür sektöründe bilmiyorum ne dersin, kültür endüstrisinde şöyle bir şey var. İşte bazı yayın evleri ya da bazı gazeteler falan şey diyorlar. Yani biz çok az satılan bir mal üretiyoruz. Dolayısıyla olabilir, tamam, çok az satılan bir mal üretebilir insan ama o zaman bunun şeyini orada çalışan emekçilerden çıkarmamak lazım. Yani yayın evi emekçileri daha ucuza çalışıyor. İşte yayın evi solculaştıkça daha ucuza çalışıyor oluyorlar hatta. Değil mi? Böyle bir şey var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya kolektif olarak o sorumluluk üstlenir ama hani bir şirket var, benim inandığım kitaplar basıyor. Dolayısıyla ben o şirkete daha ucuza çalışacağım. Bu kabul edilebilir bir şey ve en çok bu kadınlara yapılıyor. Yani şey koşulları olduğu için işte ne bileyim evde durmayı tercih ediyorlar. Çocuk var, evde durmayı tercih ediyorlar. Çevirinin kalkından başından kalkıp yemeğe bakabilirsin falan. Yani şey olabilir. Esnek çalışmanın dibi aslında. Son derece hani orada da bir şey var diye düşünüyorum. Onu da bir hatırlatalım. Fuarda da yanılmıyorsam ya bugün ya da yarın yayın evleri emekçileri örgütleniyor dün diye yapıldı mı? Dün ben de yayın emekçileri gazete hazırlayınca tarih algım tamamen gidiyor. Yayın ev emekçileri kolektifinin bir etkinliği oldu bu konuda. Evet. Çünkü orada da çok kadın var. Listeye baktığınız zaman çok. Evet, biz kadın. Onlarla daha önce birkaç toplantı yapmışlardı. Hem neyi tartıştıklarını basınla paylaşmak için hem de tartışacakları gündemleri yinelemek için. Orada şey yapmıştık, görmüştük. Haberlerimizde de yer vermiştik. Yani gerçekten şey yayın evi çalışanları özellikle işte çevirmenler, editörler, aslında çaycısından şeye, düzeltmenine kadar herkesin şey gibi, herkes gibi çalıştığı, herkes gibi mesai harcadığı şey, yayın evinde ya da dışarıda ya da evinde. Dolayısıyla o mesainin çok ucuz bir şekilde karşılığını buldu. Bu zaman zaman şey olur. Nedeni işte tırnak içinde solcu yayıncı da olabiliyor. Tırnak içinde az satılan yani okurun az olduğu, okuyucu kitlesinin az olduğu bir ülkede yaşıyor olmamızdan dolayı, kitap satışlarının düşük olmasından dolayı olabiliyor. Başka şeyler olabiliyor vesaire ama bunlar tabii şey olmamalı artık. Hani yayın evi emekçileri de sendikalaşabilmeli, sosyal haklarına sahip olabilmeli. Çünkü en belki hani bir ülkenin en kıymetli üretilen metasını hani yapıyorsun. Bir parçası oluyorsun onu çevirerek, editasyonunu her yaparak, grafiğini yaparak yani. Tabii. Bir de hani kitap en değerli, en güzel şeydir falan diye de bakıldığını düşünürsek gerçekten o en güzel şeyi yaratanın emeğine sağlık deyip denmesi hak ettiğini lazım. Vermek lazım. Evet. Bu şekilde. Peki bir taraftan aslında evet yayın aslında bir okur kitlesi olan kitaplar var. İşte bestseller kitaplar da var mesela. Bu dönem açısından özellikle çok okunan böyle işte ne bileyim sarayda saltanatlı hikayeler ya da işte biraz daha böyle dövüşlü şeyli aslında hem tarihsel bilgiyi veren hem bir taraftan da işte dizilerden dizilere uyarlanan çeşitli kitaplar var. Ama kadınlar da böyle genel olarak sanki işte ne derler kuantum gibi ya da işte çeşitli düşünce teknikleri gibi kitapları tercih ediyorlar herhalde. Böyle özel bir şey mi yapılıyor acaba? Hani çünkü sonuç olarak işte alternatif yayıncılık yapıyor bir taraftan da Gül Dünya gibi ya da başka yayın evleri gibi şeyler. Bir kültür politikası da aslında bunun beraberinde getiriyor herhalde. Yani şöyle bir şey var. Şimdi insanlar daha çok şey okuyor. En çok satılan kitap eğitim kitapları, ders kitapları. İnsanlar en çok da kişisel gelişim okuyormuş. Hepsi bunların bizi kapitalizmin çarklarını hazırlayan şeyler. Yani artık biz keyif alan insanlar olmaktan, hayattan keyif de alan insanlar olmaktan çıkacağız. Sadece üretim sürecine katkıda bulunan insanlar haline geleceğiz. İşte, çok küçük bir virgül koyacağım çünkü bir telefon bağlantımız varmış. Bir izleyicimiz şu anda telefon attığımızda herhalde. Efendim merhabalar.
Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sizden Sakine. İsminizi anlayamadık, bir daha alabilir miyiz? Sakine. Sakine. Sakine Öztürk. Buyurun Sakine Hanım, nasılsınız? Teşekkürler Sakine Hanım, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi bir şey öğrenmek istiyordum, özellikle basın yayın eviyle ilgili. Benim yeğenim de şu anda üniversiteye gidiyor, bir şeyler yazıyor. Kadın basın yayın, Gül Dünya basın evi olarak, yani kadınlara yönelik olduğu için özellikle aradım. Yeğenim de bir şeyler yazıyor, bir takım yayın evlerine verdi ama çocuk bir sonuç alamadı. Yani bu konuda bir yardımcı olabilir mi? Yani çocuğun öne açılması anlamında. Ben daha çok da kızımızın başka taraflara kapılmasını istemiyorum açıkça. Çocuğumuz daha yeni, pırıl pırıl bir genç, bir şeyler yazıyor ama işte birçok yayın evine gönderdim diyor. Teyze hiç gidiyor, şey yapmadı yani, kimse oralı olmadı. Ama yazmak da istiyor. Bu konuda yardımcı olunur mu acaba? Hemen soralım. Şey var, güldünyayayınları.com var. Oradan bize ulaşabilir, internet sitemizden. Facebook sayfamız var, Twitter'ımız var. Sakine Hanım bilmiyorsa bile yeğeni bilir diye tahmin ediyorum. Evet. Göndersin yazdıklarını diyelim. Evet. Sakine Hanım, Gül Dünya Yayınları'nın sitesinden iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biz telefon bilgilerinizi alacağız zaten. Biz de ayrıca ekip olarak da göndeririz. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tamam, ben yeğenime hemen iletiyorum. O bu konuda yazısı yapsın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, böyle güzellikler de oluyor işte bazen canlı yayında. Peki, senin sözün yarım kaldı bu arada. Işte. Yani her şey şey olduğu için, her şey çalışmak üzere, daha iyi çalışmak üzere olduğu için işte tabii bize hayal de kalmıyor. Hayal olacaksa da olabileceği en fazlası Osmanlı Sarayı olmayacak bir şey yani. Onlar daha çok o yani, ders kitabı ve kişisel gelişim en çok satıyormuş zaten. Öyle bir şey gözlemliyorum ben de. Kuantumu bir şey diyemedim şimdi. Yani belki de benim şahsi gözlemimdir. Ama hani genel olarak böyle kadınların işte dünyanın gidişatına dair her şeyi bir tesadüfe bağladığı ya da işte sanki böyle doğal bir şeyin sonucu değilmiş de hani bir tesadüfler silsilesi, aman kaderin, kader kısmet sonucuymuş gibi böyle o algıyı körükleyen ve bilinçaltında onun yattığı kitapların sanki daha çok reklamı yapılıyor. Bir taraftan iktidarın malumu zaten Osmanlı ve diğer akımların çok çok böyle pohpohladığı bir süreç bir taraftan da. Bunu aslında hem sinemada hem edebiyatta pek çok yerde görüyoruz. Bu gidişatın halde ne olacak bilmiyorum valla Seyda. Ben de bilmiyorum ama hani şeyi söylenebilir yani iktidar zihniyetini topyekun olarak her yere yansıtmış durumda. Oradan zemin hazırlamış, oradan kök salmak istemiş durumda ve işte eğitim çağındaki bir çocuğun okul kitabından tut da işte her hafta sonu göreceğiniz çok satanlar listesinde bile artık o yüz görünmeye başladı. Bu yüz görünüyorsa sadece bir emir komuta zincirinden doğmuş bir yüz değildir. Bunun tabanda karşılığı olduğu, hitap ettiği ya da hedef aldığı kitlede bir karşılığını bulduğunu da gösterdiğini ne yazık ki görmemiz gerekiyor. Kadın okurlar açısından da bu böyle. Bir yandan aslında orada bir kopuş olduğunu da düşünüyorum ben kişisel olarak. Bir yandan bu toplum yönetme şeyiyle, algısıyla kadın okurları, çocukları hedef alan şeyler, içerikteki yayınlar ve bunların hedeflediği kesimler açısından karşılığı bulsa da diğer yandan bir alternatif yayıncılık da gündemde bence. Evet. Özellikle işte kadın yazarların yoğunlukta olduğu, fazlasıyla katılımcısı olduğu yayıncılığın da son safhada şey olduğunu, canlı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Şey tarafında dediğim gibi o iktidarın yaratmak istediği kadın nesil profiline baktığın zaman orada aslında iş daha çok şeye düşüyor biraz. Ailelere, velilere ve öğretmenlere düşüyor bence. Yani
şeye izin verilmediği sürece bir hani hangi ideolojiden olursa olsun bir çocuğun psikolojisiyle ya da bir toplumun gelişimiyle ilgili bir noktada durduklarını fark etmeleri ve bunu teşhir etmeleri gerekiyor bence. Çünkü bu şey çok önemli. Yani aslında o şeyin vaktine başbakan olan, şimdi cumhurbaşkanımız olan Erdoğan'ın işte kindar bir nesilden bahsettiği şey sadece o günlük, o anlık gelmiş bir şey değil. Evet. Ve aslında başka bir bilinçaltı var gerçekten de evet. Bütün bu süreci. Şimdi süremizin sonuna geldik. O yüzden aslında ben hemen böyle bir toparlamaya da gireceğim. Gerçekten şöyle okursak belki izleyicilerimize de onu önerebiliriz. Yani bize Hürrem'in, Mihrimah Sultan'ın hikayelerini okutmak istiyorlar ama onları bile kendi bulundukları alanda bir var olma mücadelesi gibi okursak belki biraz bize böyle dayatılan şeye karşı kendimize bir nefes alanı açmış olacağız herhalde. Çünkü ciddi bir dayatma söz konusu her alanda. Buna da umarım TÜYAP'ta gelişen söyleşiler, programlarda başka türlü bir yayıncılığın olabileceğine dair tabii. De bir seçenek olmayı sürdürür. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hemen efendim ilk bölümümüzün sonuna geldik ama ikinci bölümümüz elbette yine dop dolu. Ekip arkadaşım Müslüme bizimle birlikte olacak. Dünyadan ne haber diyeceğiz? Dünyada kadınlar neler yapıyorlar? Neler yaşadılar? Son bir hafta içerisinde kadınların yaşadığı tartışmalar neler oldu? Sınırların ötesine gideceğiz. Sonrasında günün sözü, bir ara tartışmamız var elbette. Kadının statüsü genel müdürlüğüne ayrılan bütçe her geçen gün azalıyor. Nasıl oluyor bu süreç? Bütçe görüşmelerinden buralara denk düşen ne? Bütün hepsine birlikte bakacağız ama şimdilik ilk bölümde bitiriyoruz. İkinci bölümümüzde tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın.